Ne diyorsun? Bak, Cansu bekliyor kapıda. Gelip senden bir özür dilesin, ha? Peki gelsin. Çağırayım ben. Gel kızım. Cansucuğum, hadi bakayım. Öp Arzu teyzenin elini. Gerek yok öyle el öpmelere filan. Yok yok, olmaz, sen öp kızım. Ben sizden çok özür dilerim Arzu teyzeciğim. Gerçekten çok üzgünüm. Anneme de söyledim. Yemin ederim öyle bir kız olduğunu bilmiyordum. Bilsem öyle bir düzenbazı Emre'nin karşısına çıkarır mıyım hiç? Ah Arzucuğum, ah! Yani asıl yılanın başı o Zeynep denen kız. Bak, benim Cansu'mu da kandırmış. Evet Arzu teyze. O kızın tek derdi para. Para için yapamayacağı şey yok. Yani Emre'yi kullanarak sınıf atlamaya çalışıyor. Ay, kafayı takmış bir kere. Emre'yi elde etmek için yapamayacağı şey yok. Ay, Allah korusun, Emre'nin başına bir iş açar diye korktuk biz. Emre'nin de bunu anlaması lazım. Evet Arzu teyzeciğim. Emre'nin o kızdan uzak durması lazım. Ay, Allah korusun. Yani ailenizin başına bir bela açar bu kız. Arzu, bir bakabilir misin? Esin, ben geliyorum. Tam zamanında çağırdı yani. Araya giremedi ya. İçeri çağırıp Arzu'nun kafasına orada fitneyi sokacak o. Tüh ya. Bence Arzu teyze ikna olacaktı. Bu seher var ya. Asıl belanın kuyruklusu bu da. Ben bir gideyim. Arzucuğum sen beni dinle. Bak bunlar ana kız biri olmuşlar. Sabahtan beri Zeynep'i kötülüyorlar. Biz bu Zeynep'i tanıyor muyuz? Ya bu kızın kötü olduğu nereden belli? Belki de kız masumdur. Yani bu Cansu kendini temize çıkarmak için bu kıza çamur atıyordur. Olamaz mı? Ya, abla ben de bilmiyorum. Kafam iyice karıştı. Sen beni dinle. İyice anlamadan, dinlemeden karar verme. Bak bunların lafıyla kızın günahını almayalım boş yere, günah. Yılan. Akıttı yine zehirini.